Aysun o kadar yapmaz ya. Oo. Aranızda bir enteresan bir durum var. Çözülecek bakalım, göreceğiz. Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Ben aslında onun buldum tabağını ama inadına verdim. Aa. Evet. Bu bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, kaçıncı oldu artık? Çeyrek altının sahibi olan gelin... Efendim, geldik tadım bölümüne. Şimdi teker teker tatlarına bakacağım. Daha sonra kayınvalideler tadacak. İlk tabakla başlayalım. Soslar falan gayet güzel. Gayet iyi soslar. Ama tavukta böyle bir şey sezdim. Böyle çiğ gibi geldi bana. Anlamadım. Acaba yani kadayıfı sarıldığı için mi böyle ama... olması gerekiyor. Ki severim böyle hani çıtır çıtır yenmesini ama çıtırlığı güzel. Bakalım ikinci tabağımız. Biraz ama şu pembe sultan meze azıcık tuzlu olmuş. Bu da güzel. Bunun da tadını çok beğendim. Soslar da gayet güzel. Ben şu mezeyi de çok beğendim. Pembe sultanını da beğendim. Bunun biraz tuzlu olmuş ama bunun kıvamı gayet yerinde. Tavuğu da iyi pişmiş. Şu anda favorim 3. Ama 4. tabak belki hepsinden çok daha iyi. Yani soslar çok güzel. Meze de güzel. Ama böyle bir tavukla da ilgili bir sıkıntısı var bence. Bana çok tatsız geldi tavuğu. Ama genel olarak aslında iyi yapmış gelinler. Soslar iyi, meze iyi hepsinde. Ama tabii ki tavuk ön planda. Çıtır tavuk ön planda. Şimdi vallahi zor. Onur Bey, lütfen çeyreği istiyoruz. Bize yüksek puan verir misiniz bugün? Onur Bey, 5 puanı bana verin. Lütfen bana verin. Şöyle hop, aldım. 3. tabağa 5, 2. tabağa 2 veriyorum. 1. tabağa 1, 4. tabağa da 2 puan maalesef veriyorum. 2 puan verdiğim tabakla başlıyorum. 4 numaralı tabağa 2 verdim. Acaba 2'yi benden hangi gelin aldı? Kaldırdım. Aysun. Aysun 2 puan aldı. Şimdi gelelim 2 numaralı tabağa. Diğer 2 puanın sahibi gelin. Kaldırdım. Zeynep. Zeynep 2 puanı aldı. Şimdi bakalım 5 puanı ben kime verdim? Nurcan'a mı yoksa İlayda'ya mı 5 puan gidiyor? Beş puanın sahibi gelin. Kaldırdım. İlayda. İlayda 5 puanın sahibi olurken maalesef Nurcan da 1 puanı aldı. Şimdi efendim karşınızda gelinlerimiz. Şimdi efendim kayınvalilerimiz teker teker gelecekler. Bu çıtır tavukları, sosları deneyecekler. Şimdi ilk kayınvalidemiz Havva Hanım geliyor. Hoş geldiniz. Bugün gözlüğümle geldim yemeklerimi daha iyi görebilmek için. Hadi bakalım. Evet, takın gözlüğünüz, evet. Gözlüğünüzü hemen başlayalım. İlk tabağı açabiliriz efendim. Evet.
Gayet güzel. Heh, gayet güzel. Yüksek sesle söylersiniz, gelinlerimiz de duysun en azından tamam. Yorumlarınızı. İkinci tabağa geçtik. Yani bu biraz daha kuru olmuş. Çıtır, daha çıtırı fazla olmuş. Çıtırı daha fazla. Ama güzel. Olmuş. Beğendiniz güzel. Yani. Beğendim. Meze ve sos hakkında. Onlar da güzel. Beğendiniz. İkisi de hemen hemen aynı. Peki. O zaman üçüncü tabağımızı açtık. Bunun hakkında yorum alalım. Hepsi çok güzel, şu çok tuzlu olmuş. Tuzlu olmuş. Hı-hı. Peki tavuğu nasıl? Tavuğu. Burada önemli olan şey tavuk. Onu Hı-hı. söyleyeyim yani. Ana Hı-hı. yemek olarak tavuk üzerinden değerlendiririz. Tabii ki onlar da önemli ama en önemli şey burada evet. tavuk. Açıyorum. Son tabağımızı da açtık. Tamam. Gitti. Fırladı olsun. O kadar şey olmuş ki kurumuş ki kesilmesi mümkün değil elimle alacağım. Hiç önemli değil. Vallahi hepsinin tadı da çok güzel olmuş ve birbirine benziyor. Birbirine benziyor. Yani çok zorlanacak. Ben de kayınvalidelerde çok zorlanacağız. Şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi hangi tabağa kaç puan vereceksiniz? Bakalım Nurcan'ın tabağını bulabilecek misiniz? Ben buna 5 veriyorum. 2 numaralı tabağa evet. 5 puan verdiniz. 4. 4. tabağa 4 puan. 3-1. 1. tabak 3. 3. tabak 1. O zaman 1. tabağın önünü alalım sizi. Çatalımızı kenara koyalım. O zaman efendim bakalım 3 puan hangi gelinimize gidiyor? 3 numaranın sahibi gelin. Kaldırdık. Aysun. Aysun 3 puan aldı. Şimdi efendim 4. tabağın önünü alalım. 4 puan bakalım. İyi bir puan. Gelinler. 4 puanın sahibi gelin. Kaldırdık. İlayda. İlayda 4 puanın sahibi. Şimdi bakalım. 5 puan Nurcan'a mı gidiyor yoksa Zeynep'e mi gidecek? Bakalım 5 puan. Nurcan'dan daha çok heyecanlıyım şu an. Acaba geliniz mi Korkuyorum var? Korkuyorum valla. Geliniz mi var acaba? İnşallah öyledir. Bakalım. İnşallah öyledir. 5 puanın sahibi gelin. Kaldırdık. Nurcan. Nurcan 5 puanın sahibi. Bunu da kaldırdım efendim. Maalesef 1 puan da Zeynep'e gitti. İşte bu. Nurcan Hanım neden 1 aldım ben? Bana anlatır mısınız? Hepsi aynı dediniz. Gelinizin tabağına kuru dediniz, 5 verdiniz. Zeynep'ciğim niye aldın 1'i biliyor musun? Hepsi hemen hemen aynı boyutta. Seninki ince sarılmıştı ve çok kurumuştu. Hepsine kuru dediniz, benimkine kuru demediniz ki. 4'e kuru dediniz. Bakın, hepsi kuru. 2'ye kuru dediniz, 3'e kuru demediniz. Ama çıtır. Bir ikincisi de yani çıtır. Bunun çıtır. Aynen çıtır tavuk var. Olacaktı. Şimdi çıtır olması çok farklı, kesemedim bile. Evet kesemediğinize 4 evet. verdiniz. Kuru dediğinize 5 verdiniz, benimkine 1 verdiniz. Hayır, şöyle şekil olarak çok ince olmuş. Ama tavuğun boyutuna çok göre yapıyoruz. Çok inceydi ya. İnce hani, olana denk gelmiş şekil olabilir. Şekil olarak yapamamışsın ama ne yapabilirim? Şekil olarak yapamama yani, ihtimalim yok çünkü tavukları biz doğramadık. O ince bir dilimde ama sarılışı öyle siz olmuştu. Yapıyorsunuz. Zeynep'ciğim zaten... Sarılışını biz yapıyoruz ama kadayıf asarıyoruz. Kadayıf hamur gibi bir şey değil ki. O ince bir dilimdir, ince denk gelmiştir yani. Bir de ben şuna takılıyorum. Kuru dediğinize
5 verip kesemediğinize 4 veriyorsunuz. Kuru fakat... Hepsi aynı dediğinize 1 veriyorsunuz. Genel olarak onu çok beğendim. O zaman niye orada yorum yapmıyorsunuz bu incecik olmuş hiç olmamış diye? Ama öbürlerini açmadan daha yaptığımız bence şansa olmuyor. Veriyorsunuz bütün puanları. Hava teyze bana niye 3 puan verdiğinizi sorabilir miyim?